Adım Baturay Soykuvet, 30 yaşındayım. 17 senedir bu dükkan içerisindeyiz. 5 yaşından beri de kitaplarla iç içeyim. 25 senedir yani kitaplarla iç içeyim. Orada ev arkasında kitapçıyız. Sahafız. 3-4 tane sahaf kaldık. Gelmek isteyen, gezmek isteyen vatandaşlarımız buyursunlar gelsinler illa almak zorunda değiller. Gelsinler sahaf kültürünü öğrensinler. Kendileri bilen vatandaşlarımız çocuklarını getirsin. Sahafları gezsin. Yani böyle bir kültürün hala ölmediğini bitmediğini bilen vatandaşlarımız var. Bilmeyenler de öğrensin. Buyursun ziyaret etsinler. Ya şimdi malum pandemiden dolayı insanlar birbiriyle selamlaşmıyor her şeyden önce. İkinci el kitaptan korkuyorlar ama e, kitabın kimseye zararını olacağını düşünmüyorum. Zaten e, koronadan da e, araştırmalara göre bir kağıdın üzerinde 7-8 saat gibi yaşam ömrü varmış. Onun haricinde yaşayamıyormuş. Çocuklar okuldan uzaklaşınca kitaptan da uzaklaştı. Evde tablet, film, Netflix vesaire falan filan derken reklamı da yaptık bu arada da çok yoğun talep yok. Zaten Kayseri'ye biz e, bu konuda Kayseri'de şikayetçiyiz. Önceden eskiden Kayseri'de e, yaşayan insanlar eskileri bilir. Burada 17-18 tane sahaftık. Kala kala 3 tane 3-4 tane sahaf kaldık, kalmadık. Şimdiki gençler daha çok popüler kültür dediğimiz wetpet kitapları, ciltli kitaplar. Bunlar da tabii internet satışı başlayınca internet akımı bayağı bizim işimizi kesti. Çok aman aman Kayseri'de bir talep yok. Bu konuda Haricinde Askı'da kitap kampanyamız var. Bunu Kayseri'de birçok vatandaşımız, kitap okuyucumuz bilir. Kaç para birikti göstereyim. 311 lira 50 kuruş birikmiş. İki senede biriken rakam. haftada değil ayda bir kere gelirler. Abi Askı'da kitap var mı? Şu ihtiyacım var diyeni duymadım. Ha, ülkede bir sıkıntı var. Ekonomik sıkıntılar yaşanıyor ama kimse ki hiçbir şeye tamah etmiyor işin ucu kitap olunca. Ama sanmıyorum ki bu yani bizim yaptığımız uygulamayı bir gratis yapsaydı işte ojede askıda hoca var, askıda ruj var vesaire de orada bir kapış kapış vardı yani. Bence ülkenin en büyük sıkıntılarından biri eğitim, kitap okunmaması. Ben insanların kitap okumasını özellikle özellikle kitap kitap okumasını istiyorum. Bunu da öneriyorum. Ama Kayseri'de diyorum ya bu suaf kültürü kalmadı. Son nesil biz biz izleyebilirim yani. İster istemez öğrenci canlandırır. İnternet ne kadar uygun ürün satsa da belli bir Alış fiyatı var onun altına inemiyorlar. Örnek veriyorum 60 lira olan bir kitabı tutup da internette en baba satacakları rakam 150 ile 30 liraya satılır. Ama ikinci elde nedir? 10 lira, 15 lira en babası 20 liradır alabilecekleri rakam. Üniversite öğrencileri bunun farkında illa ki gelecekler. Şu an e, liselerde okul kitapları verildi. Yani okuması gereken kitaplar işte edebiyatçıların aylık şunu 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 okuyacaksın ya da sınavda bunu bunu vereceğim diye lise ve ortaokullarda. Ona gelen var. Ama diyorum ya çok aman aman bir beklenti içinde değiliz zaten biz. Çünkü potansiyeli biliyoruz. Aman aman bir beklentimiz yok. Ama üniversitelerde olur diye düşünüyoruz. Teşekkür